Merhaba sevgili akrepler. 2-9 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, bu hafta gökyüzünde en önemli göksel hareket Balık burcunda ilerleyen Merkür'ün retro harekete başlaması olacak. 6 Şubat'ta Merkür retro harekete başlayacak. 28 Şubat'a kadar devam edecek bu retro hareket. Hafta başına baktığımızda 3-4 Şubat'ta Ay Koç burcunda olacak sevgili akrepler. Özellikle günlük hayatınız, rutinleriniz, iş ve çalışma koşullarınız biraz yoğunlaşabilir. Evinizde veya ofisinizde birikmiş işlerle, hesap işleri ve düzenlemelerle ilgilenmeniz gerekebilir. Bunun yanı sıra sağlığınızla ilgili konular, evcil hayvanlarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Ay Koç burcundan geçerken Uranüs, Plüton ve Mars'la sert etkileşimde bulunacağı için sağlığa da biraz dikkat etmek gerekiyor. Bazı sağlık problemleri, kronik sağlık sorunları oluşabilir. Özellikle Ay-Mars karşıt açısının olduğu 4 Şubat'ta baş ağrısı, kronik migren problemleri veya soğuk algınlığı, grip, enfeksiyon gibi ateşle ilgili sorunlar da olabilir. Sevgili akrepler, biraz sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor özellikle hafta başında. 5 Şubat'tan itibaren Ay Boğa burcuna geçiş yapacak. 5, 6 ve 7 Şubat'ta Ay Boğa burcunda ilişkiler, ortaklıklar ve yakın arkadaşlıklara dikkat çekiyor. Bu konular gündemde olabilir. Eşinizle veya birlikte olduğunuz kişiyle daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. 6 Şubat'ta Merkür Balık burcunda retro harekete başlayacak. Şu sıralarda Balık burcunda Neptün'le kavuşmuş durumda ve aynı pozisyonda retro harekete başlayacak. Özellikle duygusal hayatınızda birazcık karışıklık yaratabilir Merkür'ün retro hareketi. Duygusal olarak kendinizi çok hassas ve alıngan hissedebilirsiniz. Sezgiler güçlenebilir, yaratıcılık çok fazla güçlenebilir. Balık burcundaki Merkür sizi bu alanda destekleyecektir. Özellikle duygusal zeka ve yaratıcılıkla ilgili konularda empati yeteneğiniz artabilir. Yakınlarınızla çok sezgisel olarak anlaşabileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. Bazı eski arkadaşlıklar retro döneminde gündeme gelebilir. Eski flörtler, eski arkadaşlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak ilişkilerde zaman zaman yanlış anlamalar, alınganlıklar ve kırılganlıklar da artabilir. Özellikle ilişkilerde dikkat etmek gerekiyor. Romantizm çok yükselebilir ama duygusal kırgınlık ve hassaslık da yükselebilir. Merkür'ün retro olduğu süre içerisinde Balık burcundayken bazı eskiden bıraktığınız hobiler, özellikle sanatla ilgili çalışmalarla uğraşabilirsiniz. Bir müzik olabilir, dans olabilir, fotoğraf kursu olabilir. Tekrardan retro olduğu dönemde Neptün'le de yakın pozisyonda şu sıralarda. Bu alanlarda bir eğitim ve hobinize başlayabilir, onlara zaman ayırabilirsiniz sevgili akrepler. Çocuklarla ilgili konulara dikkat etmek gerekiyor. Çocuklarla ilgili bazen bazı aldanışlar, bazı kayıplar, belirsizlikler de yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızın sağlığıyla ilgili konulara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Onların eğitimiyle ilgili bazı geri dönüşler olabilir veya daha önceden yapılan, başlanmış bir eğitime tekrar başlamak gibi konular gündeme gelebilir. Evet sevgili akrepler, haftanın genel etkileri böyle. Daha ayrıntılı bilgiler için günlük burç videolarımızı izlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.